Şimdi 31 Mart'ta bir seçim yapıldı. 23 Haziran var önümüzde. Olağanüstü bir durumla bu seçim iptal edildi YSK tarafından. İkinci bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılacak. Ne fark görüyorsunuz iki seçim arasında? İstanbul seçimlerinin Türkiye'de çok büyük bir öneme sahip ve bunu bize seçimin yenilenmesiyle tekrar göstermiş oldu. İstanbul birçok kültürün birlikte yaşadığı bir şehrin dışında maddi bir büyüklüğü de var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 350 milyar dolarlık bir havuz dediğimiz bir network ile birlikte olan bir sahaya sahip. Kendi bütçesi ise yaklaşık 80 milyar dolarlık yıllık bir cirosu olduğu görülüyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Merkez Bankası'ndan daha büyük bir öneme sahip siyasiler açısından. Ne kadar da söylense de İstanbul Ankara'dan yönetilmeyecek dense de böyle bir bütçeli bir şehir mutlaka Ankara ile beraber yönetilmesi gerektirecektir. Bu seçimin yenilenmesi ekonomik olarak bir yandan toplumda bunu bir yandan gösterdi, bir yandan ise toplumda sosyolojik anlamda sorunlarını da ortaya çıkardı. Toplum hızlı bir şekilde kutuplaşmaya doğru götürdü. Ama bu İstanbul seçiminin ne kadar önemli olduğunu bize yansımalarıydı. Bir yandan ekonomik boyutunu görüyorduk, bir yandan da İstanbul'u alabilmek için kutuplaştırdık. Ülkenin beka sorunu olarak ifade ettik. Birbirlerine iftiralar atılan adayları da gördük. Bize çok farklı bir seçim göstermiş oldu. İstanbul alabilmenin mücadelesinin sadece sandıkta bitmediğinin ve devam ettiğinin bir göstergesiydi bu seçimin tekrarlanması ve 23 Haziran seçimin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesidir ve dönüm noktası olacaktır. Peki şunu mu anlıyoruz? Hükümet İstanbul'un muhalefete gitmesine izin vermedi mi? Sayın Erdoğan ilk seçimlerinde, 31 Mart seçimlerindeki afişlerine baktığımız zaman İstanbul benim için bir aşktır dedi. Fakat bir yandan aşkım dediği bir şehir var. 3 ay, 5 ay veya 6 ay öncesinde de İstanbul'a ihanet ettik dedi. Yani bir yandan İstanbul'a ihanet ettiğini söylüyor, bir yandan da İstanbul benim için bir aşktır diyor. Tutarlı olmayan bu söylemleri bize seçim süreci boyunca göstermiş oldular. Sayın Erdoğan İstanbul'la birlikte var olmuştur. Yaklaşık 25-27 yıldır İstanbul üzerinden bir siyasi parti doğmuştur, bir güç oluşmuştur. Yani İstanbul muhalefetin eline geçerse daha büyük bir güç oluşabilir endişesi de taşıyor olabilir Sayın Erdoğan. O yüzden İstanbul'u bırakmamak için ciddi bir mücadelenin içerisinde olduğu görülüyor. Düşünün, 17 yıllık AK Parti iktidarının ana kısmının oluşma kısmı İstanbul Büyükşehir'e dayanıyor. Yani şu an Türkiye'yi yöneten başkanın geçmişinde İstanbul yatmaktadır. İstanbul Belediyesi yatmaktadır. Belediye Başkanlığı yatmaktadır. O yüzden İstanbul'u kolay kolay AK Parti'nin verecek diyemeyiz. Yine 31 Mart seçimleri öncesinde Gezici Araştırma Merkezi olarak bindelik bir hata oranıyla bildik seçim sonucunu ve şunu söyledik. İstanbul sonucu günler, haftalar değil aylarca tartışacağımız bir sonuçla karşılaşacağız. Yine aynı şekilde önümüzdeki seçimde de yine haftalar, aylarca İstanbul'u tartışacağımız bir seçim sonucu çıkacak karşımıza. Ama bunu sükunet içerisinde sağduyulu bir şekilde yönetilmeliyiz. Kutuplaşan Türkiye'nin böyle bir kırılmada seçim sonucundan tartışma ettiğimiz zaman tıpkı Gezi olaylarına benzer sokak eylemlerine dönebilir. Ve Türkiye için çok vahim sonuçlar ortaya çıkabilir. Yani 23 Haziran bir kırılma noktası olabilir çünkü sonucu uzun süre tartışılacak değil mi? Bunu biraz daha açar mısınız? Gerek muhalefetin hoşuna gitmeyen bir sonuç olabilir veya muhalefetin hoşuna gitmeyen bir sonuç olabilir. Ama iki tarafın memnun olamayacağı sonuçlar ortaya çıkartılabilir. O yüzden seçimlerin ne kadar şeffaf yapıldığını hesap verilebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında kamuoyuna açık olmalı. Anadolu Ajansı'nın 23 Mart
seçimlerinde görev almaması gerekir. Türk toplumunun refahını ve huzurunu sağlanması anlamında Anadolu Ajansı ilk defa tarihinde İstanbul sonucunu vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Olası mı böyle bir şey? Efendim? Olası mı böyle bir şey? Olma ihtimali yok ama olması durumunda toplum daha sağduyulu olacaktır. Çünkü Anadolu Ajansı'nın ilk verdiği verilerle son verdiği veriler arasında %35'lik bir fark olduğunu görüyoruz. Bu da tartışmayı getiriyor. Bizlerdeki kutuplaşmayı getiriyor. O yüzden bu seçimde İstanbul sonuçlarının daha şeffaf, daha izlenebilir, YSK'nın canlı verilerle il merkezinde değil, ilçe merkezlerinde, YSK'nın ilçe merkezlerinde de objektiflik anlamında veri girişlerinin homojen bir şekilde canlı yayınlarla halka açık bir şekilde vermesi gerekir. Böyle bir sonuç AK Parti iktidarının uzun bir süre daha ayakta kalmasını sağlar. Eğer ki 23 Haziran seçim sonuçlarında şaibe var algısı tekrar oluşturulursa AK Parti iktidarı 2020'de erken bir seçimle geriye düşebileceğini düşünüyorum. Peki 31 Mart seçimiyle İstanbul açısından baktığımızda 23 Haziran seçimi arasında adayların biraz propaganda taktiklerinde değişiklik görüyoruz. Siz nasıl bakıyorsunuz buna? Sayın Erdoğan'ın sadece İstanbul'da geri planda kalması gerekmiyordu. İşte Tekirdağ'da, İstanbul'da, Muğla'da, Aydın'da bu yerleri kazanabilirdi. O bölgelerde AK Parti'nin hizmet politikalarının yarışmasına izin verilseydi daha ciddi anlamda sonuçlar verebilirlerdi. İstanbul'da geri plana çekilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi merkez seçmeninin gönlünü kazanmak içindir. İstanbul'da kararsız seçmenler 2002 yılında 5 tane siyasi parti baraj altında kalmıştır. Meclisin %35'i temsil edilememiştir mecliste. Bu seçmenler zaman geçtikçe yaklaşan her bir seçimde dağılmışlardır. Kimin muhafazakarlığı ağır basmıştır, AK Parti'ye vermiştir. Kimi milliyetçiliği ağır basmıştır, MHP'ye. Kimin Atatürkçülüğü ağır basmıştır, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiştir. Bu şekilde dağılan merkez seçmen vardı. Bunların bir kısmı AK Parti'ye gitti. Ve AK Parti'nin artık bir alternatifi var. İyi Parti, yani Sayın Akşener'in bu partisi merkezdeki seçmenlerin bir alternatifi olmasından dolayı Milliyetçi Hareket Partisi de ikiye bölünerek bir yandan da AK Parti'nin %10'luk bir kitlesini çektiği görülüyor. İşte bu seçmen dediğimiz milliyetçi, muhafazakar, Atatürkçülüğü var, demokratlığı olan bu seçmenler merkez seçmen ve kararsız seçmenler olarak görüyoruz. O yüzden Sayın Erdoğan kendi ismiyle bu seçmeni ikna etmesi çok zordu. O yüzden yüksek bir ihtimal kamuoyu araştırmaları ve danışmanları dedi ki bu seçmeni ürkütmemeniz lazım. Sizi gören seçmen daha baskın bir süreç oluşturduğunuzu düşünüyor diyebilir dedi belki. O yüzden kenara çekilmiş olabilir. Ama İstanbul'daki kararsız seçmen aslında Kürt seçmen değildir. HDP'ye oy veren seçmenlerin %95'i İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiği görülüyor. Yaklaşık 3 milyona yakın Kürt seçmen yaşıyor İstanbul'da. Fakat bu seçmenin %60'lık kitlesi Sayın Erdoğan'ın partisine, AK Parti'ye oy veriyor. Yani esasında bir sorunu yok. Kürtlerin halen İstanbul'da ve muhafazakarların halen en çok oy verdiği parti AK Parti'dir. HDP'ye oy veren yaklaşık %10'luk bir kitle vardır İstanbul'da. Bu seçmenin %55'i Türktür, saf Türktür. Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, Bakırköy'deki seçmenlerin daha çok oy verdiğini, adalarda daha çok oy verdiğini görüyoruz. Ve buralarda ikinci siyasi parti duruma geçmiştir. Bunlar neden oy veriyor? Demokrasi kaygısı duyduğu için HDP'ye oy vermektedir, barajı geçsin diye. İstanbul'da HDP'nin oy oranı %4-4,5'tur. Demokrasi kaygısı, yani Sayın Erdoğan hakimiyetinin oluşmasın diye alternatif olarak HDP'ye oy veren bir seçmen var.
Bunu unutmamak lazım. Buna benzer merkez seçmen de Sayın Erdoğan'ın gölgesinde bir seçimi istemiyor. Seçimlerin yenilenmesinin de gerekçesi olarak Sayın Erdoğan'ı gören bir seçmen de var. İstanbul'daki seçmenin %68'i İstanbul'daki seçimin yenilenmesinin Sayın Erdoğan'dan kaynaklı olduğunu düşünen bir seçmen de var. O yüzden İstanbul'da Sayın Erdoğan'ın biraz daha dışarıda durması adayın daha rahat hareket ediyor olmasını sağlayacaktır. Sayın Erdoğan Aydın'ı, Muğla'yı, aslında Denizli'yi muhalefete vermeyebilirdi. Buraları MHP İttifak Partisi'nin ait adaylar gösterilmiş olsaydı buraları da alabilirdi. AK Parti 17 yıllık bir iktidara sahip, 27 yıllık bir kültüre sahip, siyasal İslam'ın içerisine gelen bir siyasi parti. Başarısının en önemli faktörlerinden bir tanesi bu. Hep çıkmıştı. Ama AK Parti ilk defa kampanya yönetemez, politika, siyasi politika, yerel politikalarla ilgili kampanya yönetemediğini gördük. Nitekim bunun bir benzerini 24 Haziran seçimlerinde de görmüştük. Ama ilk defa yerel seçimlerde de süreç yönetemez duruma geldi. Gerek takım arkadaşlarının vefat etmesi, şehit olması, gerekse kimilerinin ötekileştirdiği, sen bizden değilsin, onlardansın ya da onlara yakınsın diyerek kendi içlerinde ayrışmalar olmuş olabilir. AK Parti'yi yalnızlaştırmıştır. Siyasal İslam etrafında tekrar vücut bulduğu görülüyor. 18 yaşında ilk defa sandığa giden gençlerin %72'si muhalefete oy verdi. Müthiş bir rakam. 18-27 yaş arası gençlerin ise %68'i muhalefete oy verdi. Demek oluyor ki son 5 seçimde seçmenin genç ve ilk defa oy kullanan gençlerin %65'i ortalaması muhalefete oy veriyor. AK Parti seçmeni yaşlanıyor. Gençler oy vermiyor. Kendi seçmeni de yaşlanmaya geçti. Yani kırsala geçti. Ve AK Parti Türk ekonomisinin yönetildiği bölgeler temsil eden %70'lik bir bölgede AK Parti ve MHP'nin oy oranı %32. Türk ekonomisinin yönetildiği bölge, %70'inin yönetildiği bölgelerde AK Parti ve MHP'nin oy oranı %32. Bu verileri değerlendirdiğimiz zaman AK Parti'nin giderek yaşlandığı ve kırsala hapsolduğu görülüyor. Artık tek başına iktidarın mümkün olamadığı, şu an Milliyetçi Hareket Partisi var yanlarında. Belki yarın buna benzer üçüncü veya dördüncü siyasi partilerle birlikte hareket etmek zorunda kalacaklar. İstanbul için bu 23 Haziran'da belirleyici unsur ne olacak? Yani televizyon programları iki adayın çıkması çok önde ve halkın kararını çok etkileyecek gibi görünmüyor. HDP mi buradaki ana unsur ve kararsız seçmen mi? Ana unsur merkez seçmen dediğimiz eski ANAP Doğru Yol Demokrat Parti genelinden gelen, İYİ Parti'ye oy veren ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bir seçmeni ikna etmesi lazım AK Parti'nin. Ve kendisini kararsızım diye tanımlayan 5,5 civarında bir seçmen var. Bunların geçmişte %85'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç oy vermemiş. Aslında bu AK Parti'nin tabanı. Yani düşünün, hiçbir şekilde %85'i kararsız seçmenin AK Parti'nin dışında hiçbir siyasi partiye, MHP dışında oy vermediği görülüyor. Yani muhalefete hiç oy vermemiş. Bunlar neden kararsız? Çünkü şeffaflık, adil bir yönetim sistemi istiyor. Hesap verilebilirlik istiyor. Gerek iş bulmada, gerek eğitim sisteminde veya Suriyeli kısmında, işsizlik kısmında gibi sebeplerle seçmen çok adil yönetilmediğini, kutuplaşmanın devam ettiğini, kendinden olmayanları dışladığını, kendisini AK Partili de görmüyor veya MHP'li de görmüyor ama kendisinin dışlandığını düşünerek dışarıda kaldığını ama AK Parti'ye de oy verdiğini, bir şeyler değişsin diyerek AK Parti'ye sarı kart göstermek için bu seçmen sandığa gidip
Ekrem İmamoğlu'ndan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecektir. Bu seçimi belirleyenler dediğimiz bir tanesi buydu. İkincisi, isimler yarışıyor. Yani Binali Yıldırım Bey ve Ekrem İmamoğlu. Bir tanesi geçmişte deneyimli, tecrübeli, bir tarafta da genç, dinamik, kucaklayıcı, sevgi göstergelerinin çok yüksek olduğu, sempatinin bir fotoğrafı olarak gören, hatta kimi için bir Mesih gibi peşinde koştuğu bir toplumu gösteriyor bize. Biri umudu örgütlüyor, biri de hizmetin devam edeceğini söylüyor. İkisi çok ayrı. Umudu örgütleyenler kazanmaya devam edecektir. O yüzden seçimi belirleyecek ikinci etken, umudu örgütleyen Kürt veya Türk veya Laz fark etmeyecek. Toplum kendisi bir kaynaşmayı yaşamak istiyor. Kutuplaşmanın bitmesi adına sandığa gidip oy vermeyi planlıyor. Bir taktik değişikliği var mı iki parti arasında 23 Haziran için? Evet. AK Parti'de tamamen adayın Binali Yıldırım üzerine kurulu bir sistem var. Sayın Erdoğan tamamen dışlandığı ve dışarıda bırakıldığı görülüyor. Bu da bu bir taktik olsa da AK Parti'yi ileriki süreçte genel başkanlığının tartışılır bir boyuta getirebileceği. Yani Sayın Erdoğan'ın İstanbul seçimlerinde Binali Bey'in kazanması durumunda Sayın Erdoğan'ın artık bazı illerde Sayın Cumhurbaşkanım siz bizim ile gelmeyin diyebilme ihtimali doğurabilir. Genel başkan tartışmaya itilebilir.